Meseleyi şuradan açmıştık muhterem Müslümanlar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kokuyu sever ve ikram ederlerdi. Koku reddedilmez, süt reddedilmez, zemzem reddedilmez. Misafire minder ikram edildiği zaman böyle bazı latifeleri duymuş olasınız yani. Ev sahibi bir minder ikram ettiği zaman yok illa oturmayacağım denmez. Böyle bir ikram kabul edilir. Bir kardeşin koku ikram ettiği zaman reddedilmez. Kabe'nin karşısında Mescid-i Saadet'te kardeşiniz buz gibi sürahiye zemzem doldurmuş gelmiş ikram ediyor. Zemzem ikram edilince reddedilmez. Bir de muhterem Müslümanlar, süt reddedilmez demiş ulema. Çünkü dünyadaki içilen şeylerin ve nimetlerin en aftalı zemzemden sonra. Hatta bir kimse rüyada süt içse, muhterem müminler, rüyada süt içse bir kimse ledünniyata tabir olunur. İlim, irfan ve ledünniyata tabir olunur. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gelişinde Cenab-ı Cebrail kendisine bir tepsi içerisinde 3 bardakta bal şerbeti, süt ve şarap, cennet şarabı ama haram olan şarap değil ha. Muhterem Müslümanlar yanlış anlamayın. Evet, ikram ettiler. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz hazretleri sütü ihtiyar buyurdular. Sütü. Miraca henüz çıkmadan Mescid-i Aksa'daki bu 3 bardak. Cenab-ı Cebrail böyle dedi Peygamber Efendimiz'e: ya Resulallah, eğer şarabı ihtiyar etseydiniz ümmetiniz nefsani zevk ve arzularıyla helak olur giderdi. Şimdiki halimizde meydanda öyle olduğu halde muhterem müminler. Ya.